Ay özür dilerim. Hello, herkese merhaba, ne yapıyorsunuz? Şık 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 şık. Life is good man. Life is good mu? Life is not going on. Bir şey diyeceğim. Life is flowing maybe, baby. Geçen bu ne yapmış biliyor musunuz? Yemek pişirirken barbeküde bir vurmuş, bütün yüzü saçları alev almış. Şu öyle an gözüküyor. Değil aşkım. Abi sprey, yağ sıktım. Hani akışkan olsun, temizleyeyim diye. Bir de önden hani yağlarsın ya şeyi. Tabii. Spreyi sıktım abi. Sonra alevi bir verdim, puf diye patladı. Suratıma patladı, bazı noktalarım yandı. Sakallarını görüyor musun, yanıklığını, uçları? Mangalcı erkeğin makyajıdır ya. Yani bunlar şey değil ha, beyaz saçan ak, şey, sakallarına ak düşmedi, yandı. Ben bir kere küçükken pazarda, bu uzun şeyler var ya, çakmaklar. O çakmakları böyle yapmıştım, bütün gözlerimin üstü yanmıştı. O çok kötüydü ama çok korkmuştum. Sevgili arkadaşlar, bugün Cancı Kutku araba aldı. Bu vesileyle bugün bana almadı. Dedi ki, oldu bayağı alıldı da, bana dedi ki araba kullanmayı öğretirsin değil mi? Aa dedim, öğretirim ama içerikte öğretirim. Bu içerik çekeceğimizi bildiği için gitmiş öğrenmiş biraz Cancık. Bunların ikisinin de ehliyeti çok eski, benden eski ama araba kullanmayı bilmiyorlar. Ceyda Hanım da öyle. İkisine birazcık driving experience, sürücü ahlakı öğretmeye çalışacağımız bir video olacak ve Utku'nun arabasını incelemiş olacağım. Siz eğitimlerinizi uzmanlardan alınız lütfen. Herhalde da benden almayın. Ben vermiyorum. Burada ehliyet vermiyor. Geri gerekmiyor Yunus'um. Sana şey göstermek istiyorum. Hani ateş yakamıyor diyenler, iki gündür karımı burada bununla ısıtıyorum. Isıtıyorum bir şekilde odunları. Çünkü bizim ısıtma sistemi şu an çalışmıyor. Bu hala yandığını sanıyor mesela. Onun boynunda şey olduğu için şey, fırlarla geziyor. Yara var. O yüzden bu akşam da yakacağım. İstersen. Yunus için. Sana sıcak çaklat yapayım. Baksırınla şuraya uzanman lazım. Aşkım, şöminenin önünde uzansın, fotoğraflarını çekeyim, koyar Instagram'a. Şöyle yat, şöyle yan. Arkanda alev, sıcak çikolata içerken. Şu. Ve slow motion'da Rita'nın şu hareketini görmek istiyorum. Havayı alıyor ya. Bir de mangal yakacağım sana. Et bütün yapacağım. Evde yakılabilecek her şeyi sana yakacak Yunus arkadaşlar. Bu çocuk yakmayı seviyor. İnşallah Allah korusun, evin yakmaz bir tarafını biliyor. Eskiden pandemide nasıl günlük hayatımız içerisinde içerik çekiyorduk ya. Ben ona geri döndürüyorum yavaş yavaş. Çünkü ben onu çok seviyorum. Şunu sevmiyorum yani. Bilmem ne yapmaya gidiyoruz. Hayır, biz bilmem ne yapmaya giderken hayatımızı çekiyoruz. Vlogumsu. Ha. Ne ya, seviyorum. Yolcanlar demişler ki kanalın eski içeriklerine dönüyor. Çok sevindim. Sevinirsin tabii Cancık. Ben de. Herkese göre içerik var kanalda. Herkese bir hafta öyle, bir hafta öyle. Bir hafta şöyle, bir hafta çekiyoruz o içerik mesela. Çok merak ediyorum. O kadar uzun zamandır araba kullanmadım ki. Ya sen çok kullanmayacaksın zaten. He, Utku'ya güvendin, bana güvenmedin. Utku en azından markete gitmeye başlamış arabayla. Hadi! Devamını siz getirin. Dıks. Ufak ufak kayalım. Ufak kayalım mı? Çöpünüzü atacağınız çöpe. Oralarda öyle kapıdan çöp olma yok. Bu daha büyük bomba. Çünkü bok. Yani bu daha değerli bir çöp. Anlatabiliyor muyum? Bunu taşımak daha zor. Yunus kaptanla birlikte yolculuğumuz devam ediyor. Hazır mısın Ceyda Hanım? Ben kullanmayı biliyorum. Benim park etme sorunum. Ceyda da kullanmayı biliyor. Tabii herkes kullanmayı biliyor. Birazdan Ceyda'nın kullanışını da göreceğiz. Ceyda trafikte kullanacaksın ama. Boş ver ya. Utkun'un arabası zaten. Yapıştır. Yapıştır ya. Arabasına nasıl biliyor musun? Emekli albay statüsünde yaklaşıyor arabasına. Vitesi bir tesbih hediye almamız yok muydu? En son bana sorduğu soru şu, hangi marka silecek suyu kullanıyorsun? Markasına göre silecek. Ona göre markalı ya, markasına göre silecek yani. Silecek. Espri yapmışsındır diye düşündüm, anlamadım. Artık her şeyim espriymiş gibi algılanıyor bu hayatta. Hiçbir kimse beni ciddiye almıyor. Kimse ciddiye almıyor. Neyse şimdi Cancı'nın arabayla iki yanlayalım. Şöyle hareket yapayım da bir korksun benim. Ama güzel arabası, ben çok beğendim. Yakıştı da. Şimdi mesela dedim senin arabayla gideriz dedim. Senin arabayı getirseydiniz ya daha iyi olmaz mıydı diyor. Biraz kilometre yapayım. Ona şey diyeyim ben, yalnız bunun yol tutuşu bir garip, bunu sen sanayiye götür diyeyim. Çekleyeyim bir dakika, dur bak. Bir ay Allah aşkına bak, sanayiye götürsene sen bunu oğlum. Sen farkında değilsin, daha önce araba kullanmadığın için bunun yol tutuşu sağa çekiyor bu araba diyeyim. Bir garip ses geliyor, duymuyor musun abi diyeyim. Sen de duyuyorum falan de. Önce Google'dan araştırır 8 gün. Neyse sanayiye de para kazandırayım arkadaşlar. Bir yerden U yapacaksın şu ileride. Utku Bey'in evine geliyoruz. Utku Bey'in ev turu ne zaman diye soranlar olmuş. Bakacağız. Yeni kameramız efsane, yakıyor ateş. Çok iyi, alev. Alev atıyor. Kayarız şimdi hadi. Kapısı bozulmuş, arabayı çıkartamıyorum. Arabayı diye. Nasıl çıkartacağız, otoparkı bozulmuş. Sen şimdi mi uyandın konuya? Önceden bozdurmuş olabilir otoparkı. Otoparkın kapısını yani. Gel şunun arka bahçesine bir şey yapalım, gel. Çeftiş. Allah aşkına Allah, gel. Bak ektim dediği şeye bak, yabani ot ekmiş ya. Bu ne? Tipis. Bu ne? İnekler ot mu ettin ektin? Bu ne lan, Şirin Baba gibi ayakkabıları? Şirin Baba. Ayakkabıların çok güzel. Roka, tere, dere otu. Hepsi birbirine benziyor. Bir gel aşkına.
aşkına. Allah'ın aşkına gel. Üzerine mi oturuyorsun sen Hayır, bunların? Hayır, kediler var çünkü. Kediler mi üzerine oturuyor? Evet. Neyse. Hazır mısın? Heyecanlı mısın? Kapıyı hallettir, arabanı çıkartmam lazım. Evet ya. Sen mi bozdurdun otoparkı korkudan? Arabanı almamak için değil mi? Çok yağmur yağdığı için. Bizim bütün bu elektrikler falan gidiyor. Sen çok iyi bilirsin onu. Bizim de gidiyor. Bizim de gidiyor. Biz elektriksiz yaşadık. Bu arada iki gün mum ışığında yaşadık. Nasılsınız? İyi. İyi ne olsun. Ha, şu araba işini bir halledelim de eve gidelim. Size bazı testler yapacağım. Önce trafik işaretleriyle başlayacağız. Çünkü iki cancık muhtemelen her şeyi yanlış biliyorsunuz. Ne trafik işareti demeyin. Gösterdiklerimin yarınızdan çoğu belki %90'ınız bilmiyor oldu. Ya ben hepsini biliyorsam? Size gideceğimizden haberim yoktu. Arabaya gidip gidiyoruz. Türkiye'de kazaların çoğunluğu trafik levhalarını anlamamızdan çıkıyor. Biz ne? Sosyal sorumluluk. Yine başladık. Hayır sosyal sorumluluk değil. Bir motorcu olarak o trafik levhalarına göre ben bir sonraki olacak hamleyi görebiliyorum. Arkada emniyet kemeri takıyorum ve beni şey yapmışlardı ama arkada da takılmaz diye. Aslında arkada emniyet kemeri takılır. Neyse Utku Bey hazırlandı. Bakıyorum tarzınız. Ya ne tarzı ya? Sen tam bir adalı oldun ha. Yemin ederim. Ben hep adalıydım zaten. Yani Kuşadası'nda doğup büyüdüm şeyi bu. Ben Ege'liyim. Hep Ege'liydim. Bu şey mi? Işık kesen gözlük mü? Bu sarı ekran şeyi yapan işte net yap. Aman öyle bir şey işte. Vay. Oo. Birazcık Doğan Kabak olayım. Fenomenlerin arabası gel. Ben fenomen değilim ama. Fenomensin. Biz de Doğan Kabak değiliz zaten. Link falan veriyorsun gördüm. Arabayı ne zaman aldın Utku? 3-4 ay oluyor. Ha Citroen C3... Air Cross modeliyle birlikteyiz. Asla Doğan abi böyle değil. Güzel abi. Bir anahtarını bir inceleyelim. Çocuklar da çektiler detayını zaten. Plaka hiç olmuş mu? Bir dakika ben burada cancık olmadığımın kanıtını göstermem lazım. Nasıl ya? Sana cancık demedik ki sen lümpensin dedik. Sen bana 4 senedir cancık diyorsun. O ayrı. Bir bakalım şöyle bir. Şey daha geç bakayım. Bakalım. Doğan Kabak testinde bu var çünkü. Gir bakayım içeri. Girmediği bagaj kalmadı Ümit'in. Topla ayaklarını bakalım. Onun üzerine kapatacağını düşünüyorsan ben burada saniyede bayılırım. Kapatmayacağım. Kapatacağını düşünmen bile benim. Kapatmayacağım. Yo yo. Elini oraya götürmen bile benim. Elimi götürmeyeceğim. Uzaktayım. Uzaktayız. Bir Ceyda litresi var. Güzel. Burada bir saklama gözü var. Almayı düşünen varsa soracağım araba. Bu nasıl saklama gözü oğlum? Ne mana lan? Ya bu yükseltici, bu da koruyucu. Aslında bu da kalkıyor. Ben olsam bunları koymam daha geniş olur burada. Evet. Çok ama da ihtiyacım olmadığı için pazara gidiyorum o kadar. Öyle baktık. Arkadaşlar arabamız 5 kapılı. Bu arada burada da can yazıyor. Arabanın testini daha sonra şeyde yapayım. Arabanın içinde test, gezelim. O içini... Abi almayı düşünen vardır bilmem nedir. Bir önerilerini alacağız şeyini ya yapacağız. Abi Doğan abiye gitsin. Abi Doğan abi başkasının arabasını inceliyor. Biz burada kullanıcı yorumları şey yapıyoruz. Fenomenlerin arabası bu. İçerik çaldım. Doğan abinin içeriği burada. Fenomenlerin arabaları hani. Başkasınınkini inceliyor diyor. Adamın içeriği zaten ya o. Şunu açalım mı ışık gelsin? Açalım. Belleme ben şey yaparım. Bakalım. Çok güzel. Ben çok beğendim bu arabayı. Bu araba ikinci binişim bu arada. Şey dokusu falan var. Tam bir böyle Fransız. Funky. Funky böyle. Citroen. Bunlar Peugeot'da da var bunlar. Bu Fransızlar bu kumaş dokuyu çok seviyorlar. Tek dandik yanları var. Bu ne abi? Evet o ne be? O bayağı saçma. İnsan biraz ya. Geniş yapar sevgili Citroen. Arkadaşın da koysun buraya kolun çağını. Senin tarafında yok mu? Yok işte. En kötü özelliğini göstermek istiyorum. Bunu burada çekmek istiyorum. Cancık lütfen yazıyordu. Karakterinle bütünleşmişsin. Ya kendi yazdı ya. Girdi arabaya ilk ben sana profil yapacağım dedi. Girdi buradan cancık lümpen yazdı buraya. Bir R'yi alacağız bunu. Burada R'yi almayı bilmiyorsan bu videoyu direkt iptal edin. Bak şimdi. Bu ne abi? Bu 240p diyoruz biz buna. YouTube'da abi. Ayarlarınızla oynamayın. Burada saçma bir şey var sadece. Senin kedinin mamasını koyduğun kamera var ya. Gelsin o görüntü. Kedi şu an muhtemelen bakıyordur. O bile 1080p. Çok pahalı bir şey değil ki oğlum. Çin'den aldığın herhangi bir... Oğlum ben mi koydum? Bana niye kızıyorsun? Konuşma! Alma asetini o zaman. En dandik şey ya. Evet. 1080 4K. Bunu neden 420p ya? Bir de bunun altına bunu niye koydular? Bak burası hareketli, burası yok. Bir bakalım hızlanmasına. Oo. Oo şeke şeke. Yani 130 beygir ama... Evet, arabadan biraz bahset bize ya. Kullanımı çok kolay çünkü önünü rahat görüyorum. Göreceğiz değil ama. Mi? Yüksekliği güzel. Sağa sola çarpma ihtimalin düşük. Evet. Onu da göreceğiz. Aynaları da hoşuma gitti. Biraz tavan mesafesi. O senin boyuna göre. Bu kadar uzun kardeşim. Boylu olma kardeşim. Ya ben zaten Fransız arabalarını çok bilmem de kullandığım zaman seviyorum. Zaten lümpen olduğun için Fransız seçtiğine yani, eminim yani. Hayır yani ne alakası ya, tam var. Senlik andan hareket anladın mı? Tam içinde baget şey ekmek koyup içine yemin ederim burada bu tereyağlı baget yiyordur içinde. Sevmem yani arabayla ilgim hiç yok. 18 yaşında ehliyet aldım. Benim kimliğim cüzdanıma sığmadığı için ehliyet alayım bari dedim. Kimliğimi evde bırakırım dedim. 18 yaşından beri de araba kullanmadım. Sırf bu yüzden aldım ehliyeti.
Hayır, buralarda lazım ama. Buralarda mecbur lazım. Mecbur kaldın aldın. Tabii mecbur kaldığım için. İyi yaptın mı araba olarak? Tabii ki de çok iyi yaptım. Şimdi bu videoda biz neler bekliyor, ben çok merak ediyorum. Resmen şartlar çok zor bu videoda. Yağmur başladı. Biraz şey yaratıyor. Sen sürekli gerginlik yaşayacaksın değil mi? Hiçbir şey. Başlamak için sinyal sesinden sonra bir komut verebilirsin. Citroen nasılsın? Ne dediğini anlayamadım. Ben de anlayamadım, çok haklı. Citroen hava durumu kaç? Üzgünüm, ne dediğini anlayamadım. Ne demem istiyor oğlum bu? Öyle abi. Ben yapacağım bak. Başlamak için sinyal sesinden sonra bir komut verebilirsin. Citroen klimayı aç. Radyo fenomen kanalına ayarlandı. O doğru. Nereden anladı bize fenomen olduğumuzu? Hayır. Anladı benim sesimden. Teşekkürler Citroen. Sağ ol. Yo, ben beğendim arabayı. Yo, güzel güzel. Önemli olan ben şu an kullanım olarak bakıyorum. Arabaya güzel. Doktor binince de tıp FM mi açıyor acaba mesela? Öyle şeyler açıyor. Ceyda arkana yatsan ya. Arabayla böyle birazdan gidip Deniz Kemal'i özel okulundan alacakmışım hissi var. Böyle yelek sweatshirt yiyeceksin. Evet. Alırım abi, gerekirse alırım. Arasın Ayşem gider alırım çocuğu, ne var ya. Ama Ayşem ya. Sana aldırırım onu arabaya. Evet o var. Arkası rahat mı? Dur bakayım. Ben Yunus'a sordum aşkım zaten. Çok rahat. Benzin de full maşallah. Lümpen. Geçen ay almış, anca bitmemiş. Bu koltuğu biraz geri almazsan. Yani abi manuel şey unutmuşum tabii. Hayatım boyunca otomatik binmiş adam. Manuel. Öndeki arabaya çarpma uyarısı var mı? Var. Ama ben onu bayağı bir uzattım. Seninle ilk senin arabadan aldığımızda yaşamıştık biliyorsun o problemi. Aman yarabbim, bizimkisi kaza resmen yapıyorduk. Kaza yaptıracak kadar bir koyuyor freni. Zaten arkası çarpsam daha güzel, daha az damage alırdım. Evet. Yerde mesela çöp poşeti görünce de duruyor çünkü bir değişikti bizim. Ben de bayağı arabayı bayağı yani bir önüne görmen bir şey lazım. Gelince duruyor. Çarparken duruyor. Evet, evet. Allah razı olsun. Bu ses bizim arabadan gelmiyor değil mi? Senin bunu böyle algılaman hoş değil ama yani. Hayır, ne bileyim, ben fake sesler konuyor ya böyle elektrikli araçlara. Ya Ceyda Allah aşkına bu arabada. Ya şu arabada nasıl öyle teknoloji olsun? Niye olsun zaten? Niye olsun o ayrı? Belki var. Adam sırtını arkaya yaslayamadı otomatik araçlar. Bulamıyorum, sırtı yaslama bölümünü bulamıyorum. Lastik şişirip indirme ayarları nerede yazıyor biliyor musun? Hangi ölçüde yapacağını? Sol kapıda. Aferin. Belki ben bilmiyordum. Biliyorum. Atışmalı işte. O ses bu arada şey, takip sesi. Ses veriyor. Asistanı diyemeyeceğim. Ben söyleyeyim. Yapıyorsan yaparsın, yapmıyorsan. Tam olarak o işte. Ben söylemiştim diyor ama öyle de bir ses koymuşlar şey, çarpınca. Bak kedi, umursamadan dalıyorsun. Yavaş çocuk geç. Düştü. Aa, çocuk düştü harbiden. Çocuk attı kendini yere. Vay dedi, dedey dedi. Biraz kayıyor araba. Kayıyor mu? Yol tutuşunda kaygınlık var. Kaygınlık. Oha, çok tatlı. Buraya atmışlar mı onu? Bizim buraya çok köpek atılıyor. Evet. Ben anlamıyorum, mantığı da anlamıyorum. Yani ormana niye atıyorsunuz? Tamam, bakamıyorsan bakama. Bekleyin en azından biri sahiplenene kadar ya. Lan bulun bir çiftlik sahibi, bilmem. Ormana at. Ulan ormana atmak daha saçma çünkü bak, ormanda hayvan hayatta kalamaz. Yani. Vallahi sizi de bir gün bir ormana atarlar. Ha, ben yakalarsam bizim buralara yapıştırırım. Vallahi çekerim videonu. Atarım vallahi Twitter'a şeye. Şurada yemin ederim ne mama yetiyor. Gez gez birini besle, birini besle. Ne insanın içi şeyi yetiyor, vicdanı. Yalnız arabanın amortisörlerini beğen. Gerçekten yumuşacık gidiyoruz evet, yani. Evet, çok rahat. Buraların yolları kötü normalde. Biz yemek yiyeceğiz umarım bugün. Ben bayağı acıktım. Sana. Şimdi önce teorik sınavımı yapacağım size. Evet. Teorik sınavdan sonra mangal size yapıyoruz. Yok, hayır, mangal yapmıyoruz. Park etme eğitimine gideceğimiz zaman Selçuk'ta tostçumuz var. Tost alayım. He. Tost ne ya? Ama öyle bir tost ki. Aa, tost diyeceksin. Böyle liseden çıktın, ortaokul bile olur. Aldın o tostu ve hep o tostu almak için hayranlıkla, heyecanla bekliyorsun. Öyle bir tost. Çocukluğunu hatırlayacaksın. Tost çok güzel. Tost. Tırırt yapmadı bu. Boşu al arabanı. Tamam. Ya niye boş alayım? Parka alırım. Bak bilmiyorsun işte. Yine bir yerden bir şey öğrenmiş. Çıldıracağım. Tamam, önce neyi al gönlü olsun. Ne diyorsa aldım, yap. Neden neyi aldım? Şimdi el frenini çek. Frenler ayağını çek. Şanzımandan güç gitti. P'ye al. Git P'ye al şu arabayı. Allah in arabadan. Bir dakika, arabada ye. Oğlum, hayatta böyle bir şey gördün mü? Neyi aldıktan sonra el frenini çekince evet, araba oturuyor dislere. Ondan sonra P'ye al. Abi benim arabam zaten in arabadan. Bir dakika, bir dakika. Benim arabanın zaten elektronik el freni var. Kendi yapıyor bu. Neyse biz yine kapa kapa. Oğlum benim elektronik lan. Elektronik. Allah Allah. Rita sen de dinle. İlk eğitimimiz için ben bir hazırlanıp geleyim. Ciddiye alın bu iş, tamam mı? Çok ciddiye alıyorum şu an. Aferin. Adam clicker kullandı üzerimde. Clickbait yaptı senden. Ya ben istemiyorum. Bu öğrenciyi alın yanımdan lütfen. Tek başıma gireceğim ben sınava. Çok heyecanlıyım bu eğitim yılı için. Ben hiç değilim.
Hepiniz Cancık sürücü kursuna gülme. Cancık sürücü... Şapkan çok saçma. Cancık sürücü kursuna hepiniz hoş geldiniz. Siz de canlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle broşürümüzü dağıtmak isterim. Şöyle ya, vereyim. Şürlü. Şöyle ikişer tane vereyim de eşe dostu da dağıtırsınız. Bu ne lan, güven tecrübe hakikat tarifi. Evet, ucuzuz biz çünkü. Bunları siz kendin tiklemişsiniz de keşke biz karar verseydik. Onlar benim review'lerim. Şuraya gelsin. Bunu ben bu arada arkadaşlar kendim yaptım. Nerede yaptım? Canva'da yaptım. Şimdi daha önceki videomuzda size Canva'yı anlatmıştım. Gerçekten öğrenciler, sosyal medya kullananlar, influencer da olur. İşletmesi olanlar özellikle. Yani gerçekten kullanabileceğiniz çok basit. Üstelik en önemli özellikleri ücretsiz de var. Örnek veriyorum, bak çok hızlı şekilde göstereceğim ne yapabileceğiniz. Burada zaten yüzlerce template var. Siz diyelim kıyafet satıyorsunuz. Buradaki discount'a indirim yapabilirsiniz. %70 işte kaçsa yapabilirsiniz. Promosyon kodunu değiştirebilirsiniz. Buradaki resimleri değiştirebilirsiniz. Mesela yılbaşı konseptli. Bunu Türkçe yapıp işte hepinize yeni yıllar, iyi yıllar vesaire yapabilirsiniz. Bu arada buradaki her şeyi değiştirebiliyorsunuz. Yazı fontuna kadar. Mesela bakın hop değiştirdim. Boyutunu değiştirebilirim, rengini değiştirebilirim, fotoğrafı değiştirebilirim. Ne alaka ama. Böyle de yapabilirim. Hızlı bir şekilde yapabilirim. Ben bunu mesela yaptım ya, bunu Burak'la birlikte editledik. Birlikte birçok kişi ortak proje yapabiliyoruz. O kadar güzel tasarlanmış ki bunların hepsini değiştirip Türkçe'ye çevirip kendi işletmenizin renklerini kullanıp paylaşabiliyorsunuz. Herkesin yapabileceği şeyler. Gerçekten dikkat çekici storyler, postlar hazırlayabilirsiniz. Post bölümü de var, yani kare bölümü de var. Burada sizin çektiğiniz fotoğraf varsa fotoğrafa göre aslında en güzel şekilde düzenlemiş oluyor. Öğrenciler için sunumlar, hadi bir de onu göstereyim. Girdim presentation'a, sunumlara. Mesela bu proje kendi yazılarınızı değiştirip fotoğrafları değiştirip çok güzel sunumları anında erişiminiz oluyor. Tarih sunumu mesela. Bakın aynı zamanda AI desteği de var. Kaldı ki video bile yapılabiliyor. Link zaten aşağıda var. Oradan üye olup siz de kurcalayabilirsiniz. İnsanın yaratıcılığını artıracak bir şey gerçekten. Gördüğünüz gibi bunu da orada yaptım. Yani siz benimki gibi değilsiniz. Düzgün yaparsınız. Evet. Bu Sadullah 7 ileri kim? 7 ileri. Ya Google'da yorumunu yapmış. 5 star vermiş bize. Böyle vermiş ama. Bunlar hep bizim müşterilerimiz ya. Daha ziyade sanki yurt dışına çalışıyorum. Bravo, evet. Türkiye'de şubemi yeni açtım. Artık daha az kaza yapıyorum. Harika işletme, güler yüzlü hizmet. Virgül, nokta, hiçbiri kullanılmamış yorumda. Evet, kursumuz başlıyor. İlk olarak sizin ehliyetiniz eskiden varmış. Öyle duydum. Evet, ikimizin de var. Burada bir tane QR kodu var. Okutabilir miyim? Okut bakalım. Nereye gidiyor? Bakalım nereye? Karayolları Genel Müdürlüğü'ne. Nereye gidecek? Allah Allah ya. Canva'da öyle bir şey de var bu arada. QR kodu da koyabiliyorsunuz. Hemen yapıştırıyor. Sizin ne oluyor ya ile bir bağlantınız mı var? Ya şey, seviyorum. Sponsorumuz onlar. Şapkan inanılmaz gözüme oluyor ama daha da şuradaki saçların fırtlayan. Kızgın tweet'e benziyor. Büyük değil mi kafası? Ya böyle labaylık yapacak mısınız? Yok. Ya pardon ya. Oha, o ne güzel panel şeymiş. Herhalde biz işimizi ciddiye alıyoruz. Şimdi. Kop. Sus kız, bak sen valla mezun etmeyeceğim seni. Ceyda Lümpen. Utku yalnız benim adım. Benim de Leyli Gül. İşaretler. Ne zaman ara verir acaba? Dur oğlum da. Acıktım. Kantine inip tost yedim. Kantin var diyecektim. Ben sana ne dedim? Kantin yemeği, evet, dedim. Gördün mü? Hocam biz bir kantine inip... Sus ama ya. Gerçekten yani. Size bazı trafik işaretleri göstereceğim. Muhtemelen bunları bilmiyorsunuz. Trafik işareti öncelikle nedir? Aracımız seyir halindeyken. Dururken yok mu? Dururken ve yürürken. Bir dakika ama bitirmedim ki arkadaşlar. Tabii. Aracımız seyir halindeyken uymamız gereken levhalardır. Aynı zamanda yayalar içinde vardır. Bisikletler içinde vardır. Uymamız gereken mi? Uymak zorunda olduğumuz. Mecbursun. Bazen sana bazı şeyler de söyler. Ne söyler? Seni yönlendirir. Bravo. Aferin, artı bir. Klikör aldım. Bugün bu tabelalardan gideceğiz biraz da. Bu nedir? Bunu çok görüyorsunuz özellikle bu çevrede. Üstteki ne biliyor musun? Alttaki eklentiyi çok. Tren geçebilir. Trenle ilgili bir şey. Trenlerin geçeceği yolun üzerinden geçeceksin diyor. Önceden söylüyor sana. Diyor ki bak kardeşim, ileride tren yolu var, ona göre git. He, alttaki bu, o da ileridekinin şeyi, öbürü de tren mi? Onu ben ne bileyim ya? Hocam siz ama bunları bilmiyorsanız. Olmaz böyle. Bu nedir? Okuyamıyorum ki benim gözlüğüm. Bu da tren. Okuyacağınız bir şey yok. Tren şeylerinin yanında durur bu. Kontrolsüz geçit var diyor. Yani dikkatli geçin bak. Tren oradan geçecek ama bir tabela yok diyor yani. Ne yok? Yani bir barikat inmeyecek önünüze. Trene çarpmayın diyor. Bu hocam niye bu kadar gergin? Beni niye dinlemiyorsunuz? Böyle öğrenemeyiz ama hocam. Ha, onu biliyoruz herhalde. Yol ver. Yol ver dağlar, yol ver bana. Bildiler. Peki bir dakika, şöyle bir şey yapacağız. Siz biliyorsunuz biraz bu işleri Utku Bey. Ben biliyorum diyen söyler. Tamam hiç. Peki. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Girilmez. Park etmek yasak ya. Ben zaten park problemi yaşıyorum hep. O yüzden değil mi? Ondan bilemedim. Şimdi öğrenmiş oldum. Bu ne peki? O da durmak ve park etmek. Oğlum. Ben de öyle diyecektim.
Bir şey biliyorsan biliyorum diyeceksin, söylemeyeceksin. Bu kızdan ben Allah Allah. İkinize de falan sadece yok. Sadece biliyorum diyorum o zaman. Ya tamam. Eğitim sistemi böyle işlemiyor ki. Bozulsun. Sınav yapıyorum. Bu ne? Biliyorum. Ben de biliyorum. Sen biliyorsun. Söyle bakayım Ceyda. Dikkat. Zor bir tane geliyor. Biliyorum. Sen biliyor musun Ceyda'cığım? Fikir yürüt. Bak şekiller anlatıyor her şeyi. Biliyorum. Nedir? Geliş gidiş. Gidiş geliş. Karşıdakine yol ver hocam. Evet, karşıdan gelene yol ver demek bu. Bu ne? Danger. Yapmayın. Neydi? Kontrolsüz kavşak. Kavşakta kontrol yok. Tamam, kavşağı çok baskılı kullanmayın hocam. Bakın bu zor. Biliyorum. Sen biliyor musun Ceyda'cığım? Dümdüz devam edin işte. Dümdüz devam mı edin? Düzlüğü nerede bunun ya? Yol açık yani, gidebilirsiniz ki. Sence Utkucuğum nedir bu? Taşıt giremez. Taşıt hangi taşıt? Ay! Çok ne? Özür dilerim. Unuttum ve vurdum. Kameraya vurdum yanlışlıkla. Durun. Clicker mı kazandın bedava, kamerayı? Nasıl bedava clicker kazandın? Özür diledi. Söyle bakayım. Ne bu? Şey, taşıt giremez. Taşıt ne? At arabası girebilir mi? Araç giremez ya. Motosiklet girebilir mi? At arabası girebilir mi? Dört tekerlek. Onlar girer. Bak! Oynama bak. Motosiklet harici hiçbir şey giremez buraya. Şimdi zor bir tane geliyor. Bu ne? Ben biliyorum. Tamam, sen söyle. Ya bir şeyin sonu bu. Yolun sonu. Allah rahmet eylesin. Bunu gördüyseniz zaten artık... Artık bundan sonra rahatsız diyor. Ya başlayan diyor. Yasak bitti diyor işte. Bravo, bütün yasakların bittiğini gösteriyor. Başlayan yasak bitti demek işte. Yasaklar evet. Sona erdi. Bu ne? Biliyorsun. Bilmez. Aferin. Ama biliyorum diyorduk hani önce. Pardon. Sevmedim bu dersi. Bir yıldız vereceğim. Bakalım bunu bilecek misiniz? Bu ne? Gidebilir mi? Sallama oğlum kamerayı gülerek. Bu ne bu? Yasak trafik. Sen de mi bilmiyorsun? Aa, Yunus da bilmiyor. Bu ne biliyor musunuz? Trafiğe kapalı. İnsanlar böyle unutuyor işte. Ya. Çok daha basit ama bir yandan da zor. Biliyorum. Bu... Sen biliyor musun? Biliyorum. Biliyorum. Söyle ne bu? Ben biliyorum ama ya şimdi beni bildiğin... Sen bildiğin için zaten ona soruyorum. Ama benim yalandan biliyorum dersen. Hocam. Ya. Kulağınıza söyleyebilir miyim? Tamam gel söyle. Gel söyle. Bu nasıl bir eğitim ya Yunus? Tamam aferin otur. Doğru. Söyle bakayım ne bu? Azami hız sınırı 50. Bu zaten en fazla 30 yaptığı için bu onu ilgilendirmiyor anladın mı bu? 50 hız sınırı bitti demek. Onu biliyorum. Neyi soracağım burada? Sor bakayım neyi soracağım? Çizgilerin anlamını soracağım. Bu ortadaki şerit nedir? Hem sağa hem sola ait. İkisi de geçiş yapabilir ama uzun süreli gidemezler ortada. Aferin bak söyledin kız da puan aldı. Niye? Peki yaşayacaksın çünkü. Kendini göstereceğim diye. Bayağı zor bir şey. Bu ne? Biliyorum. Oha denize girmek yasaktır. Sence? Tam tersi yüzülebilir. Bravo. Ha, mavi çizgi. Aferin. Çizgi mi var orada bir şey mi var? Bitti mi? Ne olacaktı size? Bütün trafik işaretlerini mi soracaktım? Bu ne ya? Çok eğlenceliydi. Evet zevkliydi niyeyse. Ben biliyorum zevkli olacağını. 10 üzerinden puanlıyoruz. Toplamda 14 puanı geçen benim kursumdan geçer. Yani buradan 10 aldınız. Oradan da 10 alabilirsiniz. 20 puanınız olur. He 10 üzerinden mi değerlendiriliyor? Hocam. Trafiğe çıkma hocam. Engelim var kesin. Labarliğinizden de keseceğim. Hocam tuvalete gidebilir miyim? Ceyda Hanım'ın işaretleri, bilgisi iyiydi. Bazı konularda başarılıydı ama çoğunda laubali hareketler sergilediği için 6 veriyorum. Utku Bey kendini çok göstermeye çalışıp zıp çıktılık yaptığı için ve sadece lümpen tabelaları bildiği için yüzmek gibi falan kendisine 5 veriyorum. Nasıl ya? Hocam eşinizi kayırıyorsunuz. Ağlayacaksan bir puan daha düşeyim. Ben hocayla evli değilim ki şu anda. Şu an evli değiliz. Ondan sonra ne olur bir. Şimdi arkadaşlar buradan tabii hepiniz acıktınız. Kursumuzda yemek dahil biliyorsunuz. Oh. Kantin oley. Kantin yok ama anlaşmalı olduğumuz yerler var. Anlaşma oley. Oradan birer tost alacağım size. Karışık mı? Arabanız varsa ulaşabileceğiniz güzel lokasyonları da bir tostumuz yedikten sonra park etme aşamasına geçelim. İşte orada yandım ya. Ve... Sus. Sanki burada çok iyi bir şey verdin de. Sus. Dikey park ve yanal park. Yanal mı? Yanal, yan duruyor, yan giriyor. L park demek istediniz. Direkt yan duracak. Sürücü kursları izliyorsa selam. Oğlum biz park nasıl yapalım? Ben öğreteceğim önce herhalde ya. Ceyda ne yapacağız biz? Bitti mi gülmen? Ceyda girme krizi. Bitti mi gülmen? Ver kalemi ver bana. Atarım seni sınıftan. Koltuğu çizdin. Şşşt o çocuk ben kuka çizmiyorum ben. Kukalar koyacağım. Kukaları devirmek dışında hayali bir çizgi hayaledim. Çizginin dışına çıktığından bir bırakırım. Yalnız yardım etmek yok arkadaşınıza. Nasıl yardım edebiliriz zaten? Soğukur, soğukur. Gel. Bir o seviyemiz daha var. Biri size söylediğinde yapabiliyor musunuz? Ona da bakacağım. Aaa! Mükemmel bir seviye. Niye gülüyorsunuz oğlum? Ama bu çok komikmiş.
Komik çok değil. Normal bir şeymiş gibi söyledin ya. Türkiye'nin gerçekleri bu. Birisi size yardım edecek bir gün. Onu da yapabiliyor musunuz görelim. Güven duygunuzu ölçeceğim. Şimdi Ceyda Hanım, sizin ihtiyacınız olan puan 8. Utku Bey, siz de 9 puan almanız gerekiyor. Tam not alacaksın ya. O ne ya? Selçuk'a kadar sen kullanırsan 2 puan daha veririm sana. Yok ya! Yani kaç? 7 ihtiyacım oluyor değil mi sonradan? Oğlum burada Selçuk'a kadar kullanmak o kadar kolay değil yalnız. Arada hata yaparsan ne olacak? Tabii. Bence ha, bir o hatalarımı... Hocam ya, şunu da alayım da Pelin'e vereyim bari, belki o da düşünüyordu çünkü. Steve mesela bizden sonra işe girdi. Çok mutlu. Abi Jacob da çok mutlu. George şu an Uber yapıyor. Öyle mi? E tabi bak, arkadaki müşterisi. Bu da işe girdi kargo firmasında. Bizimkilerin hepsi burada çalışıyor. Burada kulağımın dibinde. Başla bakayım. Ben kemerimi taktım. Yayılmayın da kolum birazcık şey yapalım. Hocam geri gidelim önce. Ben kemerimi takmadım. Hocam o sizin problemi. Olur mu? Yanında oturana diyeceksin ki kemerini taktın mı? Kırıldı puanlar. Kırılmadı şimdi. Bu kadar büyük bir şey değil. Sorun değil. Ben puanımı alırım bak Ceyda. 2 puanını aldım bile. Bakacağız kaza yapmazsa. Hocam direksiyon tutuşumda bir hata yok gördüğünüz üzere. Ben olan da oldum. Köyden çıkamadık arkadaşlar. 25 dakika oldu. Köyden çıkamadık. Abartma. Ya. Hiç kesmedim lan buraları. Yeteri kadar uzun oldu ya. Hocam orada bir tane köpek yatıyor. Tamam, yavaş yavaş yaklaşınca kalkar o. Tamam, kalkmadı. Ha, gördü. Ha, sağ ol, Allah razı olsun kardeşim. Burada park var, buraya park edebilirsin. Ya. Yok, senden de puan düşüreceğim ben Ceyda. Benim tekniğimi kullandın. Yok hocam, onu yapamam ben şu an. Ne tekniği gösterdin? Tamam, şimdi birazdan göstereceğim sana. Sonra gösterirsiniz ya, ayrıca özel. Ben yokken. Büyük hayatını kurtaracak. Dönüşte Ceyda kullanacak. Ne? Ben kullanırım da siz hazır mısınız? Ben dönüşte kullanıyorsam sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Çok zeki şeyler söyleme bana. Bizim havalar, bizim buralar bakın. Havalarımız. Havalarımız, buralarımız. Bak bak. Ay kamera muhteşem çekiyor ya. Öğrencim de muhteşem sürüyor şu an. Hocam bir de beni görseniz belki de düşünceleriniz değişir. Mesela burada ne oluyor hocam? Burada hayırlı bir iş oluyor. Köpek besliyor abi. Hocam plakası yok. Plakası yok diyor ya. Bagaj açık ya. Peki bir virajı dönebileceğin hızda mı değil mi? Nasıl anlar? Hocam anlamadım soruyu. Tekrarlar mısınız? Bunu motosikletçiler bilir. Şimdi bir viraja girdin. O virajı alabilecek misin, alamayacak mısın bu hızda? Nasıl anlaşılır? Bitişine göre bakıp anlaşılmıyor muydu? Hocam bildin mi? Bildin de anlatamayacağını nasıl biliyorum. Anlatırım ya. Demedim, biliyorum dedim. Allah Allah ya. Şimdi önümüzde bir viraj var. Virajın ucunun ikisini kesiştiğini görürsün değil evet mi? Evet hocam. Böyle daralarak böyle gider. Sen yaklaştıkça o uç var ya, onu ufuk noktası gibi düşün. Ucu birleşiyor ya. Eğer o ucu sana yaklaşıyorsa selamı okutabilirsin. Eğer ucu senden uzaklaşıyorsa gaza basabilirsin. Ucu aynı şekilde devam edip yavaş yavaş açılarak ama aynı şekilde devam ediyorsa ideal hızdasın demek. Anladım. Anladın mı? Uygulaması pek kolay bir şey değil. Zamanla alışıyor insan ama işte bu hayat kurtarıcı bir harekettir. Teşekkür ederim. Geldik ha. Selçuk'a geldik. Döner kavşaktan ikinci çıkışa geri. Sola mı döneceğiz? Sağa. Nasıl ya? Hayır ya. Sola düz, veriyor. Ya düz ikinci çıkış diyor. Döneceksin dönerden 1-2. Aferin Ceyda. Bunu sana söyledim. Kaza olmuş bak, gördün mü? Hemen fotoğrafını çekti. Fotoğrafta ben de çıktım. Mutlipim ne? Ben de çıktım fotoğrafta. Fotoğrafta ben de çıktım kaza fotoğrafında. Buraya gir. Nasıl gireceğim lan? Toparla gir. Olmadı. Niye öyle? Sen de bir yap. Buraya nasıl gireceğiz ya? Hocam ya, ben bir geri döneyim. Şöyle sen yapsın. Bir yap bakayım. Hayır, bir geri dön. Aracınıza... Bir sus bakayım, sen bir sus. Sus, kafam karıştı zaten. Hocam bir aracını böyle yapsa, geriye dümdüz alsa kendini, dümdüz evet, gitse. Sen dön. Ben şimdi diyorum ki evet, biraz düz gidip öyle döneyim. Evet. Ben valla sana bir puan verdim. Bir puan daha aldım. Sivil hayatıma geçeyim çünkü şey. Neden? Çünkü böyle Selçuk'ta böyle gezdim. Bence gez ya. Yok yok. Mizah amaçlı giymiştim, mizah. Yani bu kadar dar yollardan ben de geçeceğimi beklemiyordum ama. Çok güzel. Kopuyor şu an. 4 tane. Sen ne istiyorsun? Karışık mı? Ben yeşillik istemiyorum. Bir tanesi yeşilliksiz. Arabanızla Selçuk'ta gidilebilecek mekanlara götüreceğiz. Sen sus bakayım, benim hoca. Hocam götürecek. Ceyda niye benim puanlarımı kıskanıyorsun? Hiç kıskanmam. Ben hiçbir puan almadım. Aferin. Ama hatan ne biliyor musun? Nedir hocam? Şu videoyu çekeceğimiz bir aydır belli ya. Evet. Bir aydır kullanmıyorum. Oturmuş çalışmışsın. Neye çalışacağım ya? Sen çok cancık bir insansın. Benim karım beceriksiz görünsün diye yaptım bunu ama benim karım şimdi senin arabanı bir kullanacak, seni eve bırakacak. Doğru mu karım? Öyle mi? Yalan. Biraz sokak lezzetlerine döndük. Ne var ya Selçuk'umuzun güzellikleri? Ben mi? Sen ayrı. Yapacağım, ben değilim Selçuk. Çok ben. Güzel. Bu kamera çok güzel lan. Şu kamerayı bir çeker misin? Şu küçüklüğünü bir gösterir misin? Üçümüzü de görsene ya. Görmem için gelmesi lazım. Gidiyor cancık. Şunu
Şunun güzelliğine bak ya. Şimdi bak, bu çocuk park ederken onu biraz zorladım, yanlış şeyler söyledim ama yine de park etti. Bu çocuktan umudum var. Yardımcınız olarak mı bana söylediniz yoksa senden bir şey olmaz mı? Sen benim yardımcım değilsin küçük tatlı kız. Ama şunu söyleyeyim. Hocam. Hocam. İşte okul bitsin, benim seninle görüşeceklerim var. Çünkü şimdi öğretmen-öğrenci ilişkimiz var. Okul bitsin de ya, sürücü kurum. İlerlesenize 2 saniye. Bir dakika, sunumu yaptıktan sonra Cancık sürücü kursu olarak arabayla gelinebilecek en güzel noktalardan birini olan bizim sahillerden birisine getirdim. Gör. Aman be, çek. Çek çek. Ha, ben de mi gideyim? Beni bir çek şurada. Karşıda yağmur görünüyor mu? Bak şurada yağmur, bak şurada. Şurada şurada. Bakın bu yağmur arkadaşlar. Görüyor musunuz? Merhaba yağmur. Uzaktan yağmur böyle yağmur görünüyor. Yağmur, selam, nasılsın? Yorumlarda yağmurlar. Sizi yoruma bekleriz. Ben üşüdüm sadece. Biz niye böyle bir şeye gelip ayakta? Geçen videoda çok sevmişler sahili ama aslında sahil tabii kışın böyle oluyor. Su basıyor buraları ama yine de böyle özgür bir sahilimiz var. Çok güzel bence. Bizim Selçuk'un tostu güzel. Yani doyurucu en azından. Ucuz mu? 300. İçecekler dahil. İçecekler dahil. Bence iyi ama. Bir anda hop bambaşka bir haldeyiz, hop bambaşka bir haldeyiz. Araya sıkıştırayım dedim çünkü bu da bizim hayatımız. Her sabahları buradayız. Bir buradayız, bir ormanda. Mini mini gel gel. Gel gel fındık. Çok malzeme ya. Çok fazlaymış lan bu. Kapat da şunu yiyelim. Bunları park yerine götüreyim, park etsinler. Aa, ben puanımı aldım mı? Ben bir puan daha aldım. Bitmedi. İki dedin. Bir puan. İki dedin. Selçuk'a da sen kullanırsan 2 puan daha veririm sana. Bak açacağım bir puanı. Hocam ben bunu hala açamadım bu arada. Onu bırak. Elimi şimdi kestim. Gel, güzel yaptın. Şimdi arkadaşlar alanımıza geldik. Trafiğe kapalı bir alan. Şöyle. Hocam bunu biz göremeyebiliriz bak. Bu ne be? Şöyle güzel ürünlerim var. Tut bakayım. Nereye koyacağız? Arabanın üstüne koyuyoruz. Ya kırdın, kırıyorsun hepsini. Neresi kırılıyor aşkım? Aşkım mı? Şimdi şöyle yeterli. Açtım lan. Açtım, açtım. 5, 6, 7, 8. Çekil, 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 çekil bakayım. 5, 6, 7. Getir bakayım şuradan bir tane. Kalk şunu öyle. Ne yapıyorsun? Koyuyorum. Ya neye koyuyorsun? Atlayın arabaya. Atlayın. Şu alana çıkmayacaksınız. Öyle çok kolay. Dedem de yapar. Ceyda Hanım çıkabilir isterse. Buraya kadar geldim. Görüyor musun nasıl sığıyor bak. Vallahi sığdı hocam. Bak hiç problemsiz giriş yaptım oraya. Bu kadar. Şimdi kim yapmak ister ilk? Biraz dişim ağrıyor. Buraya gel bakayım Ceyda'cığım. Şimdi hep birlikte benim için yaparsın, yaparsın, yaparsın yazıyoruz. Ay ayağım da hiç yetişmiyor. Nasıl döneceğim ya? Şöyle geniş alayım diyorum ama. Allah. Bir frene, bir dakika bir denemem lazım. Bir arkadaşlar bir frenini Ceyda, bir istersen kavrama noktası. Dişçiye gidelim önce bir. Ne dersin? Ya bin yıl sonra. Ceyda. Ne ya? Yavrum sürekli. Midem bulandı. Basıyorsun. Yavrum. Yavrum neredesin? Şimdi niye duruyorsun mesela? Zaten dönüyorsun yani. Korkuyorum ya dönmezse diye. Döndü. Yunus. Ya döndü ya. Çekil lan önümden. Oğlum Yunus daha orada çok uzak. İyice dön. Şöyle burnunu oraya doğru. Sen istediğin yerden dönüp girebilirsin. Ona karar verdim. Tamam mı? Evet. Çok güzel. Şimdi buraya gireceğiz. Kıçımızla gireceğiz oraya. Senin sınavın biraz daha zor olacak. Benim için şu an bile zor hocam. Şimdi ben zaten park edemiyorum. Benim çok büyük sorunum. Bak buna bakabilirsin. Bilgisayar oyunu gibi düşün. Az önce yedik ya. Çok zorlanıyor. Ne oldu, bir kere de yaptın? Kaç puan kırıldı hocam o kadar frenden sonra? Yok yok, sıkıntı yok, yaptı. Nasıl vallahi yaptı. Ya? Geç bakayım. Hocam ya ama o yapacaktı, puan kıracaktınız. Arkadaşlar bir kere de mi yaptım? Bu ne be? Bu ne böyle? Ağlama ağlama hadi. 20 yıl önce park etmeye çalışmıştım. Ama hocam oldu, güzel oldu. Öğrettiniz. Sen yalnız biliyorsun dardan gireceğim. Hocam buradan yapamam ben, nasıl yapayım? Ya, yaptım ya ben, niye izlemedim? Ayrıcalık yok, herkes neyse o. Evet ben aşağı ineceğim. Yahu ben izlettim ya, gösterdim ya yapılabildiğini. Bak hocam sana şimdi bak tarif edecek. Sen git geriye. Ama tarif nereye etmekle git. Oluyor mu bu iş? Sen de kızım ne istiyorsun? Şimdi kırıl.
kırıl 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 artık. Kırıldım hocam. Kırıl kırıl devam et. İnmiyorsun, inmiyorsun, inmiyorsun. Geri git, geri git, geri git, geri git. Git. Çarpacağım hocam. Çarpma. Çarpma o zaman. Tamam, öne doğru kıvır. Bu hareketleri devamlı yapacağız. Ama ben sizi tek manevrada yapacaksınız dediniz. Benim gibi sandı o. İşte o tek manevra olmuyor. Sus be. Evet. Şöyle. Aferin çocuğum. Aferin, bravo. Ceyda'm sizinki bayağı iyiydi. Utku Bey de zorlu bir süreçten geçti. Sen niye döktün onu? Ter döktüm yemin ederim ya. Heyecan yaptım bir clicker almak için. 2, 3, 4, 5, 6. Ne yapıyorlar ya? Ben bu hocaya bir yıldız vereyim de görsün. Niye zorladı orada beni? Getir yavrum şeyleri Ceyda Hanım. Çok rahat girecektim. Dans etmeyin, gidin şeyleri getirin. Buraya kamyon girer. Emin misin ya? Şimdi sokayım ben görün. Çok emin olamadım ya. Buraya giremez ki. Bu araba buraya sığmaz. İddia girek mi? Girmeyecek mi? Girmedikten sonraki suratını çekmeni oğlum, istiyorum. Oğlum bu araba buraya... GoPro kayıtta mı? GoPro kayıtta mı? Kayıtta kayıtta dur şimdi bir dakika giremedik zaten ya. Cancık sürücü kursu iptal arkadaşlar. Bu araba buraya sığar mı? Sığmaz ki. Araba buraya sığmazmış. Yanlış hesaplamış. Bir suratını çekelim hocamın. Yunus'cum. Ben şimdi orada yanlış hesap yaptım Yunus. O kadar ayarla bakayım arabanın boyuna göre. Dedik ama işte. Oğlum sığmayacak araba yani. Biz de böyle hocaya düştük işte ne yapalım. Ama adına yakışır cancık sürücü. Çok uygun fiyatı. Gel diye para veriyor öyle düşün. Aynen üzerine aldık parayı. Failover tekniği bakın. Ne, ne tekniği hocam? Dinleseydiniz. Biraz da geniş yer bıraktım şu an. Oraya zaten kamyon girer. Hocam çarptınız. Bir dakika. İnin hocam arabamdan. Bir dakika. Hocam şey arabamdan inin. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bir şeye bakacağım. Kameralar çekti. Bir şeye bakmayın lan. Buraya önde, önde bakacağız. Şey, sorun ne biliyor musunuz? Arkaya bisikletimi fark ederim. Sorun bu hocam. Sus! Sorun bu. Sus! Sus! Bak, sorun kukalarla olmuyor. Arkada iki tane araba fark eder arka. Bebek arabası ama. Ama fark eder. Ben şimdi size nasıl yapılacağını gösterdim. Geç bakalım sen. O çok mu geldim lan? Çık, düz çık. Niye yamuk çıkıyorsun? Ha. Ay fark edebilirsem var ya bana 100. Ya inşallah yapıyorum ben. Ne oldu ya? Top chat, top. Benim fren basma problemim var. Şu ani frenler. Ya araba sürekli böyle ya. Çekilir misiniz? Çekildik tamam peki yani çok yakınız da sanki. Ne oluyor ya? İçeri biraz daha girmem lazım. Biraz daha mı? Nereye gideceğimi bilemiyorum böyle bir yapacağım. Düzelt, 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 dur! Hocam gitti. Ne oldu geri ki git, ya? Çarptın, hocam, geri git, çarptın, geri git. Nereye çarptım? Ters tarafa direksiyonu çevir. Önünü görmüyorum tamam, ben. Beyefendi, tarafı... bir saniye. Sorun ne biliyor musunuz? Görmüyorum. Benden bu kadar. Kıvır şimdi direksiyonu öbür tarafa doğru. Geri gidip, tamam, evet. Üstüme ezeceksin ya. Dur. Üstüme ezeceksin. Tarafa ya. Git bakalım, git, 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 git. Bir dakika, bu arabanın dönüş açısı berbat. Hocam sürttünüz arabayı. Nereye? Nereye sürttün? Çarptın, hocam, çarptın. Arkadaşlar sığmıyorsa sığmıyor işte. Hocam, hocam arabanın tamponu aldın indi. E bak orası sıfır, burası sıfır. Bu sığmıyor buraya. Bu sefer komple aldın. Arkada üç arabalık yer var. Niye o zaman bana çarptı dedi bu? Bir daha çarptı. Tamam değil mi arkadaşlar? Çok, tabii tabii tamam ya. Bence okey. Bence de okey. Ne yapacağız hiçbir ya? Hiçbir şey ben... yapmadı ki adam. Dümdüz senin yanına park bir çeker misin şurayı? Geç İki tane başarılı. Geç şuraya. Klik. Bunları bu arada ben öğretemem ki zaten. Bunu gidip bir direksiyon hocasından öğrenmeniz lazım. Onlar iyi biliyorlar şimdi bu işi. Şimdi mi video bitti söyle. Ben ilk defa şunu görüyorum. Bu nedir hocam? Allah Allah. Nereden çıktı hocam? Bakayım değil mi? Ben de merak ettim. Vallahi arıza verdi araba. Oo park sorunu. Bir şey oldu arabanın dengesiyle ilgili bir sorun var. Öyle mi diyorsun? Araba var altında iki çizgi vardı. Seni korumaya aldı araç. Daha fazla bunlara kullandırma diyor. Bence çok denemeyelim. Senin arabaya bir şey oldu galiba. O zaman ben gideyim abi. Biz buradan Yunus'u çıplak bir şekilde şöminenin önüne yatırmaya gidiyoruz. Hadi git evine. Görüşürüz. Ya bozuldu lan Cancı'nın arabası hakikaten. Yok ben yapamadım. Ben öğretemedim bu işi. Benden çıkmadı. Ustam sana şifa yaktı. Sen şimdi buraya yatacaksın. Yarı çıplak. Ben fotoğraflarını çekeyim seni. Sanatsal. Yanında. Ama olmazsa olmaz yani. Şömine önünde yatan zen. Zen mi? Arkadaşlar kaloriferlerimiz çalışmıyor da. Bence çok sıcak ev. Çok sıcak Ceyda. Değil. Hatta şöyle bir hareket daha yapayım şuraya.
Herkes burada yatıyor. Burada yaşarsak çok güzel hava, harika, sıcacık evin içi. O zaman sıcak çaklıt yapayım mı sana? Aa, sana bir de çıtırak çaklıt yapsın. Belçika videosu gelecek. Orada Belçikalı bir çikolata ustasından öğrendi. Evet bu arada. Şifa niyetine için. Şifa niyetine sana şifa gel, yapsın gel. Abla. Yapılışı çok kolay bu arada. Ne garip bir dünya. Sürücü olarak, ne yapıyorsun? Sürücü olarak başladığımız video sıcak çaklıt videosuna döndü. Abi ne oluyor ya işte bu? Bravo. Sihir yapacağım. Biraz daha. Vaktim bitiyor. Gel bakalım Cancık. Çikolatayı içiyor musun gibi gerçekten. Ama o sütün de şeyi var aynı zamanda. Mükemmel, yani olağanüstü. Bu arada Belçika'da bambaşka bir süt kullanıyorlar. Onun çok da etkisi var üzerinde. Oranın inekleri var ya, böyle bir şey yok ya. Bütün gün banyoya mı giriyorlar nedir? Tertemiz hayvanlar. Şimdi tabii bunun yapımını siz de göreceksiniz. Siz de yapabilirsiniz sonra. O zaman canlar, bakın videolarımızda artık böyle çok renkli, çok farklı dakikalar yaşanacak. Ne o farklı renkli dakika şu an bize anlat ya. Çaktırmadan onlara bir şey izletecekken vlog da izlettim. Mix türler başlıyor. Bunun adı ne oluyor ya zaten? Ne oluyor yalık bir video. Sen elinden al şunu. Elinden al Allah aşkına bak. Kendimi çekiyorum derken. Kendinize iyi bakın. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben Can Cancık konuşması yapmadım da inşallah abone olunmuştur. Ben başka bir şey demiyorum. Bir kardeşim. De benden son olarak ihtiyacı olanlara göndereceğiniz bir mesaj var. Kullandığınız güzel günler dilerim. Diye böyle gönderebilirsiniz bunu. Ben de sana gönderiyorum. Cebde ben kullanıyorum ya. Şaka öptüm. Oha abi ya. ASMR öpücük. Muazzam bir tat gerçekten. Nasıl? Ya. Gerçekten getirdim. Aferin güzeldi. Hadi bay bay. Tamam öpüşüp durmuşum.